Şimdi biz de soruyoruz. Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla yatmayı hangi ayetten çıkardın? Sayın Halkı Kulpeler, soru bir. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bunu ben söylemedim deme. Sakın böyle bir şey deme. Bana söyledin, iki tane de şahidin yanında. İnkar et de göreyim. Şimdi bu kadınlarla yatmaya hangi ay Oraya geleceğiz şimdi bu ayeti de açacağız dur. Fakat hangi ayete dayandırdın? Sen önce bunu bir söyle bak. Şimdi <laughs> bu ne yapıyor? Bir ayet bulmuş. Bu ayetten çıkardığı bir fetvaya göre Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla evleniyor, nikah yapıyor. Sonra o kadınlar gidiyorlar, geri dönmeyince bunları boşuyor. Fakat bu kadınlar Hristiyan. Müslümanlardan olmaz bu, cari olması lazım çünkü. Kendine göre herhalde cari hükmünde şey yapıyor. <laughs> Şimdi bir Efendi Hazretleri'nin bir vekili, kendisi anlattı bana. Diyor ki, ben diyor bu ayeti diyor sordum ona. Dedim ki diyor, hocam sen bu ayetten bunu nasıl çıkardın? Bu ayetten nasıl çıkar bu hüküm? O ayetten çıkarak işte zamparalık yapıyor herif yani. Hoca da şaşırmış buradan bunu nasıl çıkardın diye. Şimdi bize de söylediği şuydu. Ben şeriasızlık yapmam diyor. Fakat nasıl yaptığımı söylersem kıyamet kopar diyor. Herkes yol yapar bunu diyor. Şimdi aslında Korktuğu şu, ulema tepesine biner. Sen bu ayetten bu hükmü nasıl çıkardın da zamparalık yapıyorsun? Ayeti nasıl zamparalı alet ettin? Ulema bunu sorar diye onu da söylemiyor ama yapıyor. Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'de kadınlar geliyormuş. Tabi o kadınlar niye ona gidiyor onu da bilmiyorum. Bizim evin adresini bilmiyorlardı demek